Merhabalar, şimdi bana şu soru çok fazla geliyor. Hollywood yanağı nedir? Şimdi Hollywood yanağı aslında bir marka ismi. Ameliyatların kombinasyonudur. Aslında sadece bu yanaktaki yağı alma işlemi değildir. Biz, bu Hollywood yanağını 2015 yılında yarattık marka olarak. Bizim burada amacımız, bu aslında üzerine örnek göstereceğim. Amacımız aslında elmacıkları ortaya çıkarmak, şu bölgeyi yanakları küçültmek, yani hastaya üçgen bir yüz yaratmaktı. Kombine işlemler yapıyoruz genelde. Tabi hastaya göre değişiyor. Bazen hastada sadece yanak yağını almakla bu etkiyi yaratabiliyoruz. Bazen buradaki hasta gibi yanaktaki yağı alıyoruz şu bölgedeki. Şuraya yağ injeksiyonu yapabiliyoruz veya dolgu yapabiliyoruz. Ee, bu hastamızın çenesi de gerideymiş. Aynı zamanda çeneye de çene implantı takmışız. Böylelikle gördüğümüz gibi buradaki kavise ee, daha farklı. Buradan böyle hafif bir içeride sonra elmacıkların biraz daha çıkması şeklinde bir kaviz üçgenliği meydana getirebiliyoruz. Ee, bu yaklaşımın da aslında Hollywood yanağı. Hollywood yanağı sadece bir şekli umamiyeti değil. Sadece yanaktan yağ alma işlemi değil. Bizim yaptığımız sistem hastayı komple bir değerlendirmek oluyor. Değerlendikten sonra hastaya işte orta yüze elmacık dolgusu mu gerekir? Yağ enjeksiyonu mu gerekir? Veya orta yüz germe mi gerekir? E, çeneye çene protezi mi gerekir? Veya çene dolgusu mu gerekir? Çeneye yağ enjeksiyonları da yapabiliriz. Bunları değerlendiriyoruz. Hastayla bunların avantajlarını, dezavantajlarını konuşuyoruz. Hangisi hangisinden üstün, hangisini yaptırmak istiyorsa, hangisinde daha çok işe döne, dönmek istiyorsa. Bunların avantajlarını, dezavantajlarını hastamıza sunuyorum. Gerekirse yağ enjeksiyonu yapıyoruz. Gerekirse biraz daha kalıcı bir işlem istiyorsa endoskopik orta yüz germe yapabiliyoruz. Aynı zamanda yanaktaki aldıktan sonra. Veya çene implantı, çenesi gerideyse çene implantı daha kalıcı bir yöntem. Çene implantı yapabiliyoruz. Ameliyattan korkuyorsa hasta çene implantından şey çeneye yağ injeksiyonları, dolgularla çeneyi öne alabiliyoruz. Yani bu aslında bu sadece yanağı küçültme işlemi değil Hollywood'a Dediğim gibi yüze komple yaklaşmak lazım. E, yüzü daha çekici, daha e, seksi bir hale getirmek lazım. E, yüzü daha üçgen hale getirmek lazım. Yuvarlak yüzden kurtarıp hastayı daha üçgen hale getiriyoruz. Teşekkürler.